Kanser neden bu kadar çok yaygınlaştı? Onu sormak istiyorum. Hemen şöyle başlayalım. Kronik hastalıklar ve kanser e, aslında sadece %10-15'i genetik kökenli. Hmm. %80-85'i çevresel faktörlerle oluşuyor. Hmm. Hadi ben size bir hikaye anlatayım. Buyurun. Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bir çalışma. Hmm. Bebeklerin göbek kordon kanına bakıyorlar. Hmm. 400'den fazla toksik zehirli madde var. Hmm. Ve bunların çok büyük çoğunluğu kanserojen. Bebek bu şekilde dünyaya geliyor. Hikayeye devam edelim. Bal sebeplerinden dolayı Sezer doğuyor. doğuyor. bazı sebeplerinden dolayı anne sütü içmiyor. Evet. Daha sonraki hayatında hapşırıyor, aksırıyor, tıksırıyor, burnu akıyor. Hemen antibiyotikler başlanıyor. Doğru. Antibiyotiklerin bir çoğunu yarım kullanıyor. Evdeki ecza dolu bir antibiyotik dolu ve yarısı kullanılmış. Hı -hı. Çocuk büyümeye devam ediyor. Dışarı çıkıyor hava almak için soluklanayım diyor. Soluduğu yarı oksijen.